Sizinle ilgili böyle sosyal medyada falan yazılan şeyler var. Evet. Bunları tek tek sorayım da siz kendiniz cevap verin. 3 Temmuz'da mesela Fenerbahçe'nin yanında olmadığınız iddia ediliyor. Bir konuşmanız var, Twitter'da dolaşıyor. Siz de görmüşsünüzdür hatta o konuşmayı. Bununla başlayalım, buyurun. Şimdi Amerikalıların bir atasözü var. Tam hatırlayabilirsem. Ölü bir köpek tekmelenmez diye. Yani meyve veren ağaç taşlanır tarzı bir şey. Bize dediğim gibi 20 senedir ben aday olmak dediğimden beri bir sataşma, bir saldırı var. Bunlar da tek kaynaktan. Sen de ben de biliyoruz nereden olduğunu. 3-4 tane kişi üzerinden aynı elden çıkan şeyler bunlar. Arkadaşlara da bize çok ciddi bir teveccüh oluştu. Biz o 500 imzayı 48 saat içinde topladık. Bugün de sen de görüyorsundur, çok ciddi bir teveccüh var. Dediğim gibi gaza gelmeden, akbabalık yapmadan Fenerbahçe'nin önceliğini düşünerek hareket ediyoruz. Fakat bu karalamalarla ilgili de karalama olmasa Candaş ben üzülürdüm. Moğolların çok güzel bir atasözü var. Bunu geçenlerde de söyledim, bir daha söyleyeyim. Bir kurtun arkasından 100 tane köpek havlamıyorsa o kurt kurt değildir. Dolayısıyla bunlar normal, benim de hoşuma gidiyor. Şimdi 3 Temmuz'da ben neredeydim? 3 Temmuz'da bu dedikleri cümleyi açayım sana. Şimdi sen de biliyorsun ben üniversitelere her yere konuşmaya gidiyorum. Senin memlekete de gittim, Van'da da, Erzurum'da. Liselere bile hayır demiyorum. Kalkıyorum gidiyorum işte. Senin gibi onlar da bana bir çay kahve veriyorlar. Kalkıyoruz gidiyoruz. Bu kumpas sürecinde de liselere de bile hiç hayır demedim. Bu Zonguldak Üniversitesi'ydi, pardon. Zonguldak Üniversitesi'ne gitti kumpas sürecinde. Genç bir çocuk konuşmanın sonunda çıktı. Dedi ki, ya dedi başkan dedi. Galatasaraylı diye hatırlıyorum. Dedi ki işte dedi devletin savcısı, o zaman tabii daha FETÖ METÖ kimse neyin ne olduğunu bilmiyor. Devletin polisi, bu her şey ortada, tapeler ortada, bu ortada, şu ortada, şike var dedi. Ben de dedim ki, şu minvalde konuştum. Dedim ki güzel kardeşim, eğer şike varsa bunu sadece Fenerbahçe'ye mal edemezsiniz dedim. Varsa herkes yapmıştır dedim. Okey. Şimdi Sayın Aziz Yıldırım da buna benzer bir konuşma yaptı. Dedi ki, eğer şike yaptıysam ben bunu Fenerbahçe için yaptım, kendim için yapmadım. Ben kendim için yapmadım, Fenerbahçe için yaptım dedi mi? Şimdi kötü niyetler, bizde kötü niyet. Onu isteseler onu alırlar. Ben şike, zaten bunu Galatasaraylılar kullanıyorlar bu cümleyi. Bizde de Fenerbahçeliler kullanıyor bana karşı. Ben o anlamda söyledim. Hiçbir zaman Fenerbahçe'nin şike yaptığına ben inanmadım. Bak sana iki şey söyleyeceğim. O tarihte Hürriyet'te benim koca bir röportajım var. Girsinler baksınlar. Fenerbahçe şike yapmamıştır demişim. Yine o tarihte iki defa haksız yere beni kulüpten ihraç etmiş, haysiyetimle uğraşmış Aziz Bey hapse girdiğinde ben Acar Bey'i aradım. Acar Yıldırım. Acar abi dedim. Bana büyük haksızlık yaptı ama bu kadarını hak etmiyordu hapse girmekte. Ben senin emrindeyim dedim. Allah'tan yanında da Sayın Uğur Dündar varmış. O da birkaç gün sonra bunu o zaman Star'da yazıyordu. Star'da haber yaptı. Yani bunlar belgeli, laf değil. Bunlar oldu. Şimdi ben bunları yaptım. Aynı süreçte ben iki defa ihraç edilmişim. Yine ihracım. Şimdi beni eleştiriyorlar neredeydin diye. Ben haksız yere ihraç edilirken siz neredeydiniz? Tek suçum aday olmak istemekti. Siz neredeydiniz? Neyse. Şimdi bu bizi eleştirenlere, olayı bilmeyenler. Bunlar da zaten inananlar bunlara ya yarım akıllar ya da inanmak isteyenler. Dur bitireyim. Şimdi ben Hulusi Belge'ye rica ettim divanda. Ben gidemiyorum ya, ihraç edilmişim ya. Hani ben yokum ya. Divanda konuşuyordu. Sağ olsun Hulusi Belge de bana bu camide ilk başkan diyen de rica ettim. Dedim ki söyler misin dedim. Ben 10 senelik locayı peşin ödeyeceğim. Artı 2 tane şube. Boks ve yüzmeye talibim. Olmadı bir tanesine talibim. Gerekse ikisine de talibim. Bunu söyler misin dedim. Öyle bir ortamda. Başka biri yapmış mı bunu? Çıktım söyledim bunu. O söyledi, okudu. Cevap bile gelmedi. Yani ben orada durumum o. Hiçbir zaman onu öyle söylemedim. Hiçbir zaman da inanmadım. Biz eğer seçilirsek de Candaş, Fenerbahçe'nin 3 Temmuz'da savunan avukatları da şu anda bizle beraber yine aynı şekilde devam edeceğiz. Kulüple ihracınızla ilgili bir soru da var. O da şu. Bu Beşiktaş'ın transferinde sizin yolsuzluk yaptığınız iddia edildi. Hmm. Hatta o yıllarda kulüpten itiraf, işte bu bahsettiğiniz ihraç süreci gerçekleşti. Siz sonra konuyu yargıya taşıdınız. Şimdi bak, orayı ben iki defa ihraç oldum. Birinde ihraç oldum, geri döndüm. Sonra bundan geldiler bana. Orada da güzel kardeşim, bu dava 9 sene mi ne sürdü? Çünkü itiraz ettiler, usulden bozuldu. Yargıtay'a gitti, oraya gitti, buraya gitti. Bak bu kadar atıp tutanlar, kapalı kapıtlar, korkak insanlar. Korktukları şeyler üzerinden karşı tarafa saldırırlar. Bunlar da sahtekarlık yapanlar, bizi bundan itham ettiler. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu kadar atıyorlar, tutuyorlar. Bir tane belge sunamadılar. Savcılığa niye gitmediler madem bir yolsuzluk vardı? Niye bir tane belge sunmadılar? Niye sadece dedikoduyla hareket ediyor? Elimizde belgeler var, belgeler var. Sunsaydınız kardeşim, kazansaydınız davayı, kazanamadılar. Yani onlar geç, onlar komik şeylerdi. O yargı süreci
sonlandı ve tabii siz canım, haklı bulundunuz. Herhalde yani haklı bulundum. Sonra kulübe geri iade edildi. Evet herhalde. İşte 2018'de de aday hakkımı almıştım ya, daha önce almıştım. Şimdi öbürüne de gelin de haciz olayına. Ha, onu da sorayım. Fenerbahçe kulübüne haciz gönderdiniz mi? Onu da söyleyeyim sana. Şimdi sen arkadaşlarından, memleketten, annem baban gittiniz güzel Beşiktaş'ın bir yurt dışı maçına, ön eleme maçına gittin, kombine bilet aldım 4-5 kişi. Güzel de bir Boğaz'da yemek yedin. Sonra onlarla maça geldin stada. Senin kulübünün başkanı dedi ki, haber gönderdi, almıyorum içeri. Sen dedin ki ya nasıl almıyorsun ya, al benim biletlerim bu. Almıyor diyor arkadaşlar, diyor ki kusura bakmıyor. Başkanın diyor kişisel hırsı diyor, kulübün önünde geliyor, seni almıyoruz diyor. Ya nasıl almasın, aldın. Ya kardeşim ne varsa mahkeme gidersen git dediler. Ne yaparsın, gider misin? Hakkını arar mısın? Ararım tabii. Okey. Şimdi bak, sene 97-98. O zamanın Galatasaray'ın yayın hakları, aynı içerikten bahsediyoruz. Ön eleme, sen yöneticilik yaptın doğru değil mi? Evet. Yanlış hatırlamıyorum. Ön eleme, hazırlık, jubile ve reklam hakları. $3,5 milyon. Galatasaray pazarlık yaptı. O zaman en büyük Galatasaraylılar gibi medyacılardan biri olan Kanal D, Mehmet Ali Yalçın'a pazarlık yapıldı vesaire. $3,5 milyon gitti. Aynı içerik Candaş, aynı içerik, aynı sene $10 milyon verdim ben Fenerbahçe'ye. 5 milyon peşin vade, nakit, 5 milyon da teminat mektubu. Beni aradılar. Teminat mektubunu kırdırabilir miyiz? Kırdırabilirsin. Bir sene sonra şampiyon oldu Fener. O zamanın o $10 milyon, bugün sana çok gelmeyebilir ama o zaman $10 milyon... Yok, bana hep çok gelir $10 milyon. O zamanın 10 milyon, bak hayır, dinliyor musun diye baktım. O zaman $10 milyon, o zamanın $10 milyon... La biz halka açıldı bizim Fenerbahçe o sıralar, ondan biraz sonra. %5'i $10 milyon geliyordu, öyle bir paradan bahsediyoruz. Herkes çok mutlu, en büyük saadetin. Sonra tabii ters düştük. Arkadaşlarım stada geliyorlar. Ön eleme maçı, yurt dışında araçlarımız geliyor, reklam çalışanlarımız geliyor, canlı yayın çekilecek gidecek. Almıyorlar seni içeri diyor. Ya burası Muz Cumhuriyeti kardeşim, al bak sözleşme. Siz imzaladınız. Almıyoruz kardeşim. Niye almıyorlar onu, sen benden daha iyi biliyorsun, almıyorlar. Kişisel hırsları Fenerbahçe'nin önüne geçti. Tamam mı? Git kardeşim hakkını mahkemede ara. Yapmayın etmeyin ya, bu bizim hakkımız. Bizim cezai şartımız var. Biz bu sinyali yurt dışına gönderemezsek şudur budur. Ne halin varsa gör dediler. Şimdi bak, ben iş adamıyım. Popülizm iş ahlakını bozar. Çalışanlarıma sahip çıkmam lazım. İşime sahip çıkmam lazım. Biz de gerekeni yaptık. Ne oldu? Mahkeme dedi ki ben bir hakem atayacağım. Fenerbahçe kulübü bir hakem atacak, siz bir atacaksınız dedi. Üç hakem. Üç hakem, kıymetli Candaş. Fenerbahçe kulübünün atadığı hakem dahil olmak üzere bizi haklı buldu. Ne oldu? $1,755,000 ekstra ceza şart ve bir de faiz koydu. Bunlar mahkeme kararlarında var. Ben dedim o paraya dokunmam. Onu almadım. Bu atıp tutuyorlar mı yani, eski yöneticiler kulübe haciz getirdi. Sor bakalım hangisi $1,755,000 bağışlamış. O sadece orada bağışlanan. Şimdi biz bunları yaptık. Sonra ne oldu tabii? Mahkeme kazandık, ettik. O sayı oturuldu. O zaman güzel bir CEO'ları vardı. Geldi, randevu istedi. Buyur dedim. Geldik, oturduk. Hemen anlaştık. Hemen. Yeter ki bir adım atılsın. Dedi ki, işte bize para yok. Tamam kardeşim dedim. Bize loca verin. Para istemiyoruz. Bize reklam hakları verin. Tahvil alalım. Geldiğimiz noktada reklam haklarını anlaştık. Onu bile... Alacağınıza dair. Yani onları, her şeyimizi alacağımıza dair. O reklam haklarını bile şey yapmadılar. Ötelediler, ötelediler. Sonra Ali Bey geldi. Ali Bey dedi ki ya biraz indirim yapalım, biraz daha öteleyelim. O para oldu. Biz alacağımızın %6'sını aldık. Zarar ettik. Külliyen zarar ettik. Yani haciz olayı da bu.